Merhaba sevgili HeadMath izleyicileri. Bugün sizlere iCloud şifrenizi unuttuysanız ve hesabınızı açamıyorsanız üstüne üstlük de iPhone'unuz kilitlendiyse ne yapmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle iPhone'ların veya Apple ürünlerinin diyelim çok büyük bir güvenlik olayı var. Güvenlik olayı da şu. Bu iPhone bir iCloud hesabına zimnetli. Eğer bu telefon çalınırsa formatlandıktan sonra iCloud şifresini istiyor bizden iCloud şifresini de bulamayacakları üzere bu telefon kullanım dışı kalıyor. Yani kimse açamıyor. Bizim ülkemizdeki insanlarımız da, affedersiniz ama iCloud şifrelerini unutuyorlar. ID'yi unutuyorlar vesaire. Mail adresini unutuyorlar. Hesabı açamıyorlar. E ne oldu? Bu cihaz kilitlendi. Bu cihaz şu anda çöp oldu. E ne yapacaksın? Sen bu cihazı nasıl açtıracaksın? Tabii benim cihazım çöp olmadı ama e, bu iCloud hesabını unutanların başına gelen bir problem. Şimdi iCloud'umuzu unuttuk ve e, telefonumuz kilitlendi. Bizden iCloud şifremizi istiyor, iCloud hesabımızı istiyor ama biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ne yapacağız? Açamazsak olmaz. Apple'ı arıyorsun, Apple diyor ki hayır olmaz diyor. Bunu açmanızın iki yolu var arkadaşlar. Bunun birinci yolu iCloud hesabınızı hatırlıyorsanız örnek veriyorum abcdefg @icloud .com diye bir hesabınız var bu hesabın şifresini, şifremi unuttum yöntemleriyle hazırladığınız güvenlik soruları ile birlikte hesabı açabiliyorsunuz. Güvenlik soruları neler? Eskiden hangi takımı tutuyordun? Annenizin doğum yeri nedir? İşte çocukluk lakabınız nedir? En sevdiğiniz yemek nedir? Bilmem ne bilmem ne. Bunlara doğru cevap verdiğinizde yeni bir şifre tanımlayabiliyorsunuz. Bu şekilde hesabınızı açabiliyorsunuz. Ama hiçbir şey hatırlamıyorsanız yani sıfırsanız tek yapmanız gereken şey şu. Bu telefonun sahibi kim? bu telefonu kim satın aldı? Bu telefonu ben satın aldım diyelim. Ben bu telefonu nereden satın aldım? Ben bu telefonu nereden aldım? Vatan bilgisayardan aldım. Vatan bilgisayarda gidiyorum. Bu telefonu aldığıma dair faturamı gidip alıyorum. Eğer faturanız varsa, eğer arşivciyseniz tutuyorsanız faturalarınızı bir yerde o zaman yaşadınız. Eğer tutmuyorsanız vatan bilgisayarda gidip de eski kayıtlardan tarihi verip de çıkarttırmak falan dünya iş. Ama onu yaptırmadan da asla bu cihaza geriye kavuşamıyorsunuz. Faturanızı aldıktan sonra Apple'ı arıyorsunuz arkadaşlar. Apple Türkiye'yi. Apple Türkiye'yi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben iCloud hesabımı unuttum. Ve telefonumu aldığıma dair faturam elimde. Ben bunu size göndereceğim. Siz de benim telefonumu açabilirsiniz. Hemen size bir mail gönderiyorlar. Bu mailde size bir link veriyorlar. O linke giriyorsunuz. Faturanızı taratıyorsunuz. Tarattıktan sonra bu faturayı oradaki linkten Apple'a gönderiyorsunuz. Apple'a gönderdikten sonra yaklaşık 2 gün sonra Apple size bir link veriyor. O linke tıklayıp da yeni bir iCloud hesabı oluşturup veya var olan bir iCloud hesabına zimleti geçiriyorsunuz. Bu zimleti geçirdikten sonra aradan yine 1-2 gün geçtikten sonra telefonunuzu açıyorsunuz. iCloud'u soran ekranı geliyorsunuz. Yeni hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve telefonunuza kavuşuyorsunuz. Ama eğer fotoğrafınız yoksa bu telefonu unutun. Cidden unutun yani. Çünkü e, bu hem Apple telefonlar olsun, hem Apple tabletler olsun, hem de saat veya Macbook. Bilmiyorum Macbook'larda bu olay var mı? Dediğim gibi Apple ürünlerinin durumu bu şekilde. iCloud problemi yaşayan birkaç tanıdığım vardı. Onların bu şekilde cihazlarını ben kurtarabildim. Ama eğer faturanız yoksa bu telefonu ikinci el aldıysanız eski sahibine ulaşacaksınız. Eğer o da ilk sahibi değilse o da ondan önceki eski sahibine ulaşacak bir şekilde faturayı bulacak. Öbür türlü başka yapacağınız bir şey yok. Bu telefonu anca parçalatacaksınız. Ya da çok ölü bir fiyatına satacaksınız. Başka bir şey değil. Çünkü siz o vazifede bu telefonu çalmış muamelesine düşmüş oluyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz vesaire. Apple da size haliyle güvenemeyecek ve hesabı size asla veremeyecek. Bu şekilde fotoğrafınızı göstererek telefonunuzun size ait olduğunu kanıtlayarak yeni bir iCloud hesabında zimnetinizi geçirebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.